Merhaba arkadaşlar. Bu kez yine baktığımızda basit kesirlerde basit kesirleri gösterdiğimizde bunların köklerinin kompleks olduğu durumları inceleyeceğiz. Örneğin şu şekilde söyleyelim. Ayrı kompleks köklerin olduğu durum. Ayrı kompleks yani karmaşık köklerin olduğu durumu inceleyeceğiz. Bu durumda da yine Laplace dönüşümlerini inceleyelim. Laplace dönüşümünde fs ile gösterelim fonksiyonumuzu. Laplace'ı alınmış fonksiyonumuzu yazıyorum. Bu fonksiyonumuz 100. S artı 3 bölüm. S artı 6 parantez içerisinde. Yine parantez içerisinde s'nin karesi 6 artı. 6s artı 25 olarak verilmiş olsun arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu fs fonksiyonunun düzgün bir kesirli fonksiyon olduğuna dikkat edelim. Ve yine buradaki bir karesel ifadeye bakalım. Buradaki karesel ifade olarak bahsettiğim ifade buradaki ifade. Yani s'nin karesi 6 artı 6s artı 25 ifadesi. Bu ifadenin köklerini incelediğimizde bu ifadenin köklerinin s artı 3 eksi j4 ve S artı 3 artı J4 yani eşleniğiyle olduğunu görürüz. Bu şekilde ifade ederiz. O halde paydanın çarpanlarına ayrılmış haliyle daha önce yaptığımız şekilde bunları da bu şekilde gerçekleştireceğiz. Basit kesirleri ayırma kısmıyla. Yani ifade etmiş olduğumuz şu. 100 çarpı S artı 3 bölü parantez içerisinde S artı 3 bölü S artı 6 çarpı. Buraya baktığımızda S artı 3 eksi J4 yine çarpı S artı S artı S artı 3 artı J4 eşittir. Burayı da yazacak olursak eğer buradaki ifadeyi A bölü S artı 6 artı B bölü S artı 3 eksi J4 burada ise C bölü S artı 3 artı J4 şeklinde ifade edebiliriz. Buraya baktığımızda burada A, B, C'yi bulmak için yine daha önceki yöntemlerde nasıl izlediysek bu yöntemleri kullanabiliriz. Yani yapmak istediğimiz paydayı eşitleyeceğiz. Paydaki katsayılar kısmına bakacağız. Bunu rahatlıkla yöntemde kullanabiliriz. Öncelikle ne yaparız? Bu şekilde yapabileceğimiz gibi, pay payda eşitleyebileceğimiz gibi bir başka yöntem daha var. Onu da göstereyim isterseniz. A eşittir. 100 parantez içerisinde S çarpı parantez içerisinde S artı 3 bölü S'nin karesi. Buradaki ifadeyi yazıyorum. Burayı sıfır yapan, burayı tanımsız yapan. İlk bu kökün değeri için bunlara bakacağım. Yani s'nin karesi artı 6s artı 25. Neye bakacağım? S'nin eşittir eksi 6'daki durumuna bakacağım. Bunu da yazdığımda 100 eksi 3 bölü 25 eşittir eksi 12 olarak a değerini elde ederim. B'yi de inceleyelim. B'ye baktığımda benzer şekilde 100 çarpı parantez içerisinde S artı 3 bölü bu kez burası için alalım. Şurası için alalım. B'ye bakıyoruz. Diğerlerini olduğu gibi koyalım. S artı 6 çarpı S artı 3 artı J4. Burasını alacağım. Burası için bakıyorum arkadaşlar. Burayı yine 0 yapan değer, tanımsız yapan değer. Bunun için değil artık. Bunun için baktığımda değer arkadaşlar S'nin eksi 3 artı J4. Şurası için baktığımda S'nin eksi 3 artı J4 değeri için 0 olduğunu görüyorum. Bunu da yerine koyduğumda 100 çarpı J4 bölü 3 artı J4 çarpı J8. Burada ise eşittir elde ettiğim değer 6 eksi J8 değeri. Bu elde ettiğim değer kartezyen değer. Aynı zamanda bunu arkadaşlar ne yazabilirim?
kutupsal formda da yazabilirim. Kutupsal formda yazdığımda 10 çarpı e üzeri eksi j, ne, bu şekilde yazalım, 53.13 derece şeklinde ifade edebilirim. B değerim de bu. C'ye baktığımda C değerim 100 çarpı S artı 3 bölü S artı 6 çarpı, bu kez buradaki ifadeyi alacağım, S artı 3 artı J4, pardon, eksi J4, buradaki ifade alacağım. Şu sıfır yapan değere bakıyorum. Kusura, özür dilerim. Eksi 4 yazdım. Sıfır yapan değer, buraya alıyorum bu kez. Buradaki değer S eşittir eksi 3 eksi J4 değeri. Düzenlediğimde 100 eksi J4 bölü 3 eksi J4 çarpı J8. Bunu da düzenlediğimde eşleniğin çıkacağını zaten biliyoruz, görüyoruz, anlayabiliyoruz. Artı 6 artı J8 ya da 10 E üzeri J 53.13 derece elde ediyoruz. O zaman biz elde ettiğimiz bu fonksiyonu A, B, C değerlerini yerine koyduğumuzda Fs değerini nasıl elde ediyoruz? Yani Fs değerimiz bizim buradaki ayırdığımız kısımda getirdiğimizde değişkenleri yerine koyduğumuzda ne bulmuştuk? Eksi 12 bulmuştuk. 12 olarak elde etmiştik sanırım. Doğru mu? Evet, doğru. Diğerinde J4'lü ifademiz vardı. Pardon, evet, şuradaki ifademizde gelen ifade. Diğerinde de bulduğumuz ifadeler vardı. O halde şunu şu şekilde yazalım. Fs'yi yazmadan önce 100 S artı 3 bölü S'nin karesi 6 artı 6S artı 25 çarpı S6 artı yazalım. Eşittir. Bunu nasıl ifade etmiştik? Eksi 12 bölü S artı 6. Yine geldiğimizde burası için ifade edelim. B için ifade ettiğimizde artı 10 açı değeri olarak eksi 53.13 derece bölü S artı 3 eksi J4. Yine burası için. Burası için de ifade ettiğimizde burası da artı 10 53 artı bu kez 53.13 13 derece bölü S artı S artı 3 artı J4 olarak yazabileceğim. Artı J4 olarak yazabileceğim. Buradan baktığımızda ters dönüşüm almadan önce arkadaşlar kısmi açılımla kontrol etmemiz gerekiyor. Sayısal olarak değerlerini kontrol etmemiz gerekiyor. Kontrol ettiğimizde acaba cidden doğru yapmış mıyız, yapmamış mıyız? Bunu da ne yapabiliriz? Teyit edebiliriz. Öncelikle rastgele sayısal değerler vererek bunları ne yapabilirsiniz? Kontrol edebilirsiniz. Ben sayısal değer vererek bunu kontrol etmek istersem en basit vereceğim değer, hem şuradaki değerden kurtulup hem de buraya yapacak değer veririm. Mesela S eşittir eksi 3 değeri için, S eşittir eksi 3 değeri için acaba fonksiyonum doğru mu değil mi onu bir kontrol edelim. Kontrol ettiğimizde Fs değerimiz eksi 12 bölü S'ye 3 verdim. Yerine doğrudan yazıyorum. Eksi 12 bölü 3. Buradaki açı değerim değerim 10. Açı değeri ise eksi 53.13 derece bölü. Buradakini götürdüm. Sadece eksi J4 kaldı. Neden? Bunu yapmak için 3 değerini verdim. Amacım da oydu. Artı 10. Bu kez 53 artı 53.13 derece bölü. Burada ise artı J4 değeri kaldı. Burada baktığımda sadeleştirelim. Değeri eksi 4. Buraya baktığımda J'li ifadeyle beraber yazdığımda artı 2 artı J 1.5. Burası için ise artı 2 eksi J 1.5 eşittir 0. Evet, sağlıyor değil mi? 1.5, 1.5 götürdü. 2 artı 2 4 eksi 4 0 eşitlik sağlanmış oldu. O halde ters Laplace ifadem 100 çarpı parantez içerisinde S artı 3 bölü
S artı 6 yine parantez içerisinde S'nin karesi artı 6S artı 25 aldığımda burayı rahatlıkla elde edebileceğim. Nereden elde edebilirim? Buradaki değerlerden. Oradaki değerim neydi? Onu da yazalım. Eşittir. 12 eksi 12 E üzeri eksi 6T yazabilirim. Diğer ifadem zaten kendini gösteriyordu. Bu ifademe baktığımda diğer ifademle beraber aldığım bunu aldığımda şunu daha rahat şuraya yazalım arkadaşlar. Eşittir diyelim. Eksi 12 E üzeri eksi 6T artı 10 çarpı E üzeri eksi J 53.13 derece çarpı E üzeri eksi 3 eksi J 4T. Diğer ifadeye geldiğimde artı şuraya yazıyorum. 10 E üzeri J 53.13 derece çarpı E üzeri eksi 3 artı J 4T parantez içerisinde çarpı UT şeklinde bunun ters laplasını elde edebiliyoruz arkadaşlar. O halde bunun ters laplasını bu şekilde rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine burada dikkat edecek bir husus var. Şuradaki değerleri söyleyebilirsiniz. Buradaki değerler için de birkaç şey konuşmak istiyorum. Buradaki değerler için şunları söyleyebiliriz. Örneğin 10 çarpı E üzeri J 53 eksi J 53.13 derece çarpı E üzeri eksi 3 eksi J 4T'yi konuşalım. Hatta yanına diğerlerini de yazalım terimlerle. Hepsini konuşmuş olalım buradaki ifadeyle. Diğeri de artı 10 E üzeri J 53.13 derece çarpı E üzeri eksi 3 artı J 4 çarpı T ifadesi. Bunu inceleyelim. Eşittir diyelim. Eşittir deyip inceleyelim. Baktığımızda bunu şu şekilde yazabiliriz. 10 çarpı E üzeri eksi 3T parantezine aldığımızda E üzeri J parantezinde 4T eksi 53.13 derece artı E üzeri eksi J 4T eksi 53 nokta evet eksiği aldık buraya 13 derece. Bu şekilde yazabiliriz. Bu ifade bize yabancı gelmedi galiba. Nedir? Kosinüsün açılımına benziyor sanırım. Nedir? Bölü ikisi olsaydı kosinüsün açılımı şeklinde ifade edecektik. Bölü ikisi yok ama o zaman biz bunu nasıl elde ederiz? Yani 2 ile çarpıp 2'ye bölmüş gibi ifade ettiğimizde 20 E üzeri eksi 3T kosinüs 4T eksi 53.13 derece olarak ne yaparız? Buradaki değeri belirleyebiliriz. Kosinüsün açılımını biliyorsunuz değil mi? Kosinüs burada nasıl açabilirsiniz? E üzeri J artı E üzeri eksi J bölü 2 kosinüsün açılımını verir. Payda da eksi 2J olduğunda da sinüsün açılımını verecek. Buna da dikkat edersiniz arkadaşlar. Burada ise bu şekilde ifade etmiş olalım. Kompleks ifadeler gelecek burada. Kompleks ifadeler geldiğinde aslında çok da değişen bir şey yok. Buradaki ifadeyle nedir? Buradaki ifade aslında yapmak istediğimiz olay şudur. O olay yani şu şekilde de özetleyebiliriz. Bir ters laplas alma işlemi gerçekleştiriyoruz. A diye bir katsayımız olsun. Bu S artı alfa eksi J beta şeklinde bir köfede sahip olsun. Payda kısmında bu olsun. Yine buradaki kısım A'nın conjugate olarak ifade ettiğimiz kısım. Yine payda kısmına baktığımda S artı alfa artı J beta şeklinde olsun. Aşağıya da baktığınızda o da conjugate şeklinde. Eğer böyle durum söz konusu olduğunda biz bunu 2 yine mutlak değer içerisinde A'nın ifadesi E üzeri eksi alfa T çarpı kosinüs beta T artı teta şeklinde ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Bu da aynı zamanda ters laplasın kısmi baktığınızda karmaşık köklere sahip olduğundaki durumda.
durumuyla ilgili örnek olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videoda kompleks kökleri inceleyeceğiz. Bu şekilde ele alacağız. Tabii kompleks kökleri ele almadan önce burada bir şey daha söyleyeyim. Kompleks kökleri dedim. Kompleks frekansı inceleyeceğiz. Burada eğer ki bizim tamam bu şekilde kompleks kökümüz var. Peki katlı olsaydı, katlı kompleks köke sahip olsaydı yani nasıl olacaktı? Yani bu ifadem kompleks diyelim, köke sahip olsaydı. Değişen bir şey yoktu. Yani ifadem şu olacaktı. Yine Laplace olarak aldığımda a bölü yine s artı alfa eksi j beta'nın karesi artı a'nın eşleniği bölü s artı alfa artı j beta'nın karesi şeklinde ifade edilecekti. Bunun da Laplace'ı arkadaşlar bu kez bundan farklı olarak 2 çarpı t ifadem gelecek. Buna dikkat edeceğiz. Tabi burada ut'de yazalım buraya. Ve mutlak değer a e üzeri eksi alfa t kosinüs beta t artı teta ut şeklinde. Bunun da Laplace'ını ters Laplace'ını buradan şu fark ile nedir elde etmiş olacaktık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.